birbirine sıkıştık. Gene yollardayız, bir orada bir burada. Dün de yine Hamzabeyli'deydim. Bu sefer TC plakalı otomobilimle yurt dışına çıkacağım. TC plakalı otomobille yurt dışına çıkacağım ve ne gerekiyor, ne yapılması gerekiyor, güncel bilgiler neler? Bunları gümrük memurlarıyla konuştum. Eskiden bir yığın terane vardı. Triptikti, şuydu, buydu. Yaşasın, artık bunlar yok. Artık çok kolay. Artık kendi TC plakalı arabanızla yurt dışına çıkmak, gezmek, dolaşmak çok kolay. Şu gözlüğü de çıkaralım. Hava da zaten kapandı. Şimdi yurt dışına TC plakalı otomobilinizle çıkmanız için gereken bazı koşullar var. Birincisi, otomobiliniz kendi adınıza olacak. İkincisi, yeni ehliyeti almış olacaksınız. Eski ehliyetlerimiz Avrupa standartlarında bir ehliyet olmadığı için uluslararası geçerli olan Beynel Minel sürücü belgesi denen şöyle yarım A4 boyutundaki ehliyetleri almak zorundaydık. Bunun da en son fiyatı 400 lira gibi bir şeydi. Bunu bir kereye mahsus olmak üzere 400 liraya alıyorduk da ondan sonra her yenilememiz gerektiğinde de 190 küsür 200 lira yenileme ücreti vermek zorunda kalıyorduk. Her neyse, artık bizim ehliyetlerimiz de aynı bir Almanya, bir Fransa ehliyeti gibi önünde arkasında standart bir şekilde yazılması gereken her şey yazıldığı için ehliyetlerimiz artık Avrupa ülkelerinde de geçerli. Eskiden Bulgaristan bu Beynelmilel ehliyeti istemiyordu çünkü Avrupa Birliği'nde değildi. Artık Avrupa Birliği'nde o da bu Beynelmilel sürücü belgesi ehliyetini isteyecektir. Artık milletler arası sürücü belgesine ihtiyacımız yok. Ehliyet olayından bu şekilde yırtmış olduk. Şimdi eski ehliyeti olan arkadaşlar da bu ehliyetlerini Touring Federasyonu'na gidip değiştirmek zorundalar. 400 lira para vermek zorundalar. Beynelmilel uluslararası ehliyet almak zorundalar. Ehliyet konusunu geçtik. İlk başta dedik ki otomobil kendi isminize olacak. Otomobil kendi isminize olacak, ruhsatta sizin isminiz geçecek ama bir şirket otomobiliyle yurt dışına çıkıyor olabilirsiniz veya kiralık otomobille yurt dışına çıkıyor olabilirsiniz veya eşinizin, dostunuzun, akrabanızın otomobille yurt dışına çıkıyor olabilirsiniz. Öncelikle noter tasdikli vekaletname gerekiyor. Noter tasdikli vekaletnamenin üzerinde de ayrıntılı bir şekilde yazıyor olması gerekiyor. Ruhsat sahibi özel kişi olabilir veya bir tüzel kişi olabilir. Ruhsat sahibi size herife bak ya, Boğaz Köprüsü'nden geçiyor, kasksız skutera biniyor. Lahmacuncu musun birader? Neyse, ne diyorduk? Ruhsat sahibi özel kişi olabilir, tüzel kişi olabilir. Ayrıntılı bir şekilde noterden size vekalet verecek. Vekaletnamenin üzerinde şu kişi şu plaka numaralı otomobili yurt dışında çıkarmaya, orada kullanmaya, sigorta işlerini yapmaya, kaza durumunda tamire götürmeye, bakımlarını orada yaptırmaya ... işte vesaire yetkilidir diye size bir vekaletname verilecek. Bu zaten noterlerde şablon halinde size sunuluyor zaten. Bunun üzerine ekstradan bir şey eklemek istiyorsanız da orada hemen ekliyorsunuz ve yazdırıyorsunuz. Şimdi benim aldığım vekaletname örneği şu şekilde, hemen buradan da inceleyebilirsiniz. Bu arada telefon çok sallanıyor. Her neyse, ruhsat işini de geçmiş olduk. Bir ehliyet, iki ruhsat. Üçüncüsü de trafik sigortası. Trafik sigortası derken bu sigorta siz yurt dışında kaza yaptığınız zaman karşıdakinin zararını ödemek üzerine yapılan bir sigorta.
sizin zararınıza ödemek üzere yapılan bir sigorta değil. Siz kaza yaptığınızda eğer sizin yurt içinde yaptırdığınız sigorta, yani kasko, yurt dışını da kapsıyorsa sizin yurt dışındaki aldığınız hasarı, zararı sigortanız öder. Eğer yurt dışını kapsamıyorsa ödemez. Ödemeyeceği için siz bunu kendi cebinizden ödeyeceksiniz. Ayrıca şöyle bir durum var. Eğer yurt dışında yine kaza yapıyorsanız, kaza yaptıysanız oradaki bütün harcamaları yine siz kendi cebinizden ödüyorsunuz. Ondan sonra Türkiye'ye geldiğinizde sigorta firmasına başvurup faturalarınızı, işte raporlarınızı sunup gösterip harcamalarınızı talep ediyorsunuz. Çünkü yurt dışındaki trafik ekiplerinin ve sigorta firmaların Türkiye ile direkt doğrudan bağlantısı yok. Kaskonuza da yurt dışını da kapsamasını istiyorsanız, Avrupa'yı kapsarsa şu kadar para veriliyor, işte Amerika'yı kapsarsa bu kadar para veriliyor falan filan, da bizden zaten kimse arabasıyla Amerika'ya gitmez. Herkes genelde Avrupa'ya gidiyor. Bu da 50-60 lira fazladan kasko ücreti olarak size yansıyacaktır. Yurt dışına çıkmadan hemen önce kaskonuzu, sigortanızı yaptığınız firmanızla konuşursanız hemen halledebiliyorsunuz. Şimdi bu sigortaların süresi en kısa 15 günlükten başlıyor, en uzun 1 yıllığa kadar çıkıyor. Bunların dışında yeşil kart sistemi olayı var. Bu da Touring Federasyonu'na gidip yaptırabilirsiniz veya yeşil kart yapan ayrıyeten sigorta firmaları var. Bu sigorta firmalarından da yurt dışı zorunlu trafik sigortası yaptırabilirsiniz. Bu yurt dışı zorunlu trafik sigortasının fiyatlarını Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu web sayfasından öğrenebilirsiniz. Bu zorunlu mali sorumluluk sigortasını belirlemekte Avrupa ülkelerindeki sigorta limitleri baz alınıyor. Şimdi burada ben size kısaca web sayfasından fiyatları da hemen vereyim. Şimdi burada Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu'nun web sayfasından bu konuyla ilgili her şeyi öğrenebilirsiniz. Öncelikle bu tarife 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli. Burada hasarsızlık indirimleriyle ilgili ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Filo'ya özel indirimler hakkında ayrıntılar öğrenebilirsiniz. Kısa süreli prim tarifesi başlığı altında en kısa 15 günlük, en uzun da 6 aylık sigorta primlerinin ne kadar olacağını buralardan öğrenebilirsiniz. Nasıl iptal edilir onları öğrenebilirsiniz. Başlıkları söylüyorum ben. Sigorta ücreti nasıl belirleniyor onları öğrenebilirsiniz ve nasıl ödemesi yapılıyor onları öğrenebilirsiniz falan filan. Sigorta olayı da böyle. Listede gördüğünüz gibi fiyatlar bu şekilde. Bu 3 şartı da hallettiğiniz zaman, bunların hepsini hallettiğiniz zaman yurt dışına Türkiye Cumhuriyeti plakalı aracınızla rahat bir şekilde çıkıyorsunuz. Zaten biliyorsunuz bizim işlerimiz biraz böyle pratiklikle oluyor. Yani orada bir gümrük muhafaza müdürlüğü var. Yanında Touring Federasyonu'nun bürosu var. O bürodan zaten hemen tıkır tıkır işlerinizi hallediyorsunuz. Yalnız sıra oluyor. İşte hafta sonları sıra oluyor. Bayram günleri sıra oluyor. Bu konuda başka söyleyeceğim... Bir de şu var, 7 tane gişe var gümrüklerde diyelim. Bizim gişelerimiz çok ama gittiğiniz ülkelerin gişeleri az. Yunanistan'a geçiyorsunuz, Yunanistan'da sınırda çalışan 2 tane gişe var. Türkiye'de kaç tane gişe var? 7 tane gişe var. 7 tane gişeden çıkan adamın hepsini Yunanistan gişeleri hızlı hızlı halledemiyor. 2 tane gişeleri var, zaten adamlar yavaş çalışıyor. Sınırlar, gişeler arasındaki sınır bölgesinde sıra oluyor bir sürü. Ve bunun çözümü de nasıl? Bunun çözümü de Yunanistan'da kaç gişe varsa, Bulgaristan'da kaç gişe varsa, Türk tarafında da o kadar gişe olması lazım ki buradan çıkanı Yunanistan'dan rahat rahat alsın, Bulgaristan alsın. Biz yurt dışına çıkalım dedim mi, hurra! Bayramda, bayram tatili için İstanbul'dan nasıl milyon
adam çıkıyorsa sınırlardan da o kadar adam çıkmaya çalışırız yani. Ama karşıdaki ülke zaten nüfusu İstanbul'dan az olan ülkeler. Alamazlar yani bir anda. O yüzden gümrük memurlarına böyle saçma sapan çıkışmalar falan yapmayın yani. Yapmanıza gerek yok. Haydi eyvallah, kendinize iyi bakın. Bu arabayla yurt dışına çıkma işi de böyle.